Merhaba arkadaşlar, Her Telden Bir Demet YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün de görmüş olduğunuz ipimle sizlere yine çok güzel bir modelin yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım. Tığ numaram, ben elime yatkın tığımı kullanıyorum arkadaşlar. Silik olduğu için size başka bir tığ üzerinden şöyle numarasını göstereyim. 2,1 milim. Evet, şimdi yetecek kadar zincirimi çekerek başlıyorum. Evet, bu kadarı benim için yeterli. Şimdi arkadaşlar buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye batarak burada ilmeklerimin ikisini bir çıkararak ikili trabzan yapıyorum. Tığımın başına doluyorum. Yandaki zincire batıyorum. Ve yine buraya ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde 3 trabzan oldu. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başına dolayıp bir zincir atlayıp diğerine batarak yine ikili trabzan yapıp burada bir kutu yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başına dolayıp bir zincir atlayıp diğerine batarak yine bir kutu yapıyorum. Evet, buradaki trabzanın yanına 2 trabzan daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı şekilde bir zincir atlayıp kutu yapıyorum. Diğerine geçiyorum. Evet, yine trabzanımın yanına 2 trabzan daha yapıyorum. Evet, bu şekilde birinci sıramı bitirdim arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Modeli çeviriyorum. Buradaki trabzanı bir sayarak hemen yandaki trabzana batıp yine ikili trabzan yapıyorum. Diğerine batıyorum. Yine burada 3 trabzanın üzerine 3 trabzan yapmış olduk. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başına dolayıp aradaki trabzanın başına batarak yine ikili trabzan yapıyorum. Burada 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincir çektikten sonra şimdi buradaki ilk zincire batarak ilmek çıkarmaya başlıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane ilmeğimi çıkardım. Son ilmeğimi de buradaki trabzana yan batarak böyle ilmeklerimin ikisini alacak şekilde batıyorum ve ilmeğimi çıkarıyorum.
Şimdi hepsini birden topluyorum. Kapatıyorum. Hemen sıkmıyorum arkadaşlar. Şöyle düzeltip bir zincir çekiyorum. Sonrasında aynı yerden batıyorum. Yan batıyorum iki ilmekten birlikte. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Buradaki yaptığım modeli şöyle parmağımla diğer tarafını çeviriyorum ve baştaki ilmekten batıyorum. Evet, burayı sabitledikten sonra tığımın başına doluyorum ve burada yine baştaki trabzanın birincisine batarak, buradaki trabzana batarak birinci trabzanımı yapıyorum. Buraya yine 3 trabzan yapıyorum arkadaşlar. Evet, 3 trabzan yaptıktan sonra aynı şekilde bir zincir çekiyorum. Aradaki trabzana batarak ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 zincir çektim ve yine buradan ilmek çıkarıyorum. Bunu 1 sayıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane ilmeğimi çıkardım. Son ilmeğimi de buradaki trabzana yan batarak çıkarıyorum arkadaşlar. Şöyle 2 ilmeğe 1 batarak ilmeğimi çıkarıyorum ve sonrasında hepsini birlikte yine toplayıp kapatıyorum. Şöyle elimle düzeltip bir zincir çekiyorum ve yine buradaki trabzana yandan batarak kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Modeli ters çeviriyorum. Diğer tarafını çeviriyorum. Ters değildi. Diğer tarafını çeviriyorum. Çünkü düz yüzü burası olacak. Evet, yine kapatıyorum. Tığımın başına dolayıp yine buradaki üçlü trabzanın birincisine batarak trabzan yapmaya devam ediyorum. Evet, yine bir zincir ve ortadaki tek trabzana batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet, şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu sıramız bu şekilde devam ediyor. Evet arkadaşlar, sonuncuyu da yaptım. Yine tığımın başına dolayıp ve buradaki üçlü trabzana batarak trabzanlarımı yapıyorum. Evet, şöyle bitmiş sıramı tekrardan göstereyim. Bu şekilde. Şimdi yine 1 2 3 zincir çekiyorum. Modeli çeviriyorum. Tığımın başına dolayıp yine burada ikinci trabzandan başlayarak trabzan yapmaya başlıyorum. Baştakini bir trabzan sayıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başına dolayıp buradaki trabzana, ortadaki trabzana belinden dolayarak batıyoruz ve yine ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekip yandaki trabzanlara geçiyorum. Aynı şekilde yine burada 3 trabzan 2 kutu yapıyoruz arkadaşlar. Bir zincir çektim. Aynı şekilde belinden dolayarak batıyorum. Bir zincir çekip trabzanların birincisine batıyorum ve buraya yine 3 trabzan yapıyorum. Evet, şu şekilde göstereyim.
Evet, son trabzanlarımı yapıyorum. Sıramı tamamlıyorum. Evet, bu sıramız da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle elimi tutarak göstereyim. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim ve modeli çevirdim. Tığımın başına doladım ve ikinci trabzana batarak yine ikili trabzan yaptım. Bu şekilde. Ve burada da bir kutumuz olmuş oldu arkadaşlar. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincir çektim ve yine ilmek çıkarıyorum. Hemen yanındaki zincirden başlayarak 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane ilmeğimi çıkardım ve yine buradaki trabzana yandan batıyorum ve 11. ilmeğimi çıkarıyorum. Sonrasında yine hepsini birden topluyorum, kapatıyorum. İlmeklerimi düzelttikten sonra bir zincir çekiyorum ve aynı yere batıyorum. Tığımın başına bir kez dolayıp, pardon, bir zincir çekip burada yine ilk ilmeğime batıyorum ve sabitliyorum. Tığımın başına bir kez doluyorum ve burada arkadaşlar şimdi buradaki kutudan, birinci kutudan batıyoruz ve buraya yine ikili trabzan yapıyorum. Tekrar yandaki trabzana geçiyorum, trabzan yapıyorum ve diğer boşluğa batarak yine buraya üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Ve yine bir zincir çekiyorum. Tığımın başına dolayıp ortadaki trabzana batıyorum. Yine 10 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincir çektim. Ve yine ilmek çıkarıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 tane ilmeğimi çıkarıp hepsini birden toplayıp kapatıyorum. Ve yine bir zincir çekip motifi çeviriyorum. Burada ilk ilmeğime batarak sabitliyorum ve yine aradaki kutuya batarak ikili trabzanımı yapıyorum. Tığımın başına dolayıp trabzana batarak trabzan yapıyorum. Tığımın başına dolayıp yine boş kutuya batarak trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başına dolayıp ortadaki trabzana batarak trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, şimdi ben videoyu uzatmamak adına arkadaşlar bu şekilde bu sıramı da tamamlayıp tekrar kameramı açayım. Evet arkadaşlar, ben sıra sonuna geldim ve yine burada son trabzanımı zincire batarak yapıyorum. Evet, bu şekilde tamamladım. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim. Modeli çevirdim. Tığımın başına doluyorum ve burada yine buradaki trabzana batarak. Evet, buradaki trabzana batarak yine ikili trabzan yapıyorum. Ve yine bir zincir çekiyorum. Tığımın başına dolayıp buradaki üçlü trabzanın başına yine üçlü trabzanlar yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başına dolayıp yine
aradaki trabzana batarak bir kutu yapıyorum ve yine üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar 2 kutu 3 trabzan bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. Evet, bu sıramı da tamamladım. Şimdi modeli çeviriyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın başına dolayıp buradaki aradan batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tekrar diğerine batıyorum. Yine ikili trabzan yapıp bir zincir çekiyorum. Burada ortadaki trabzana batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincir çektikten sonra yine ilmek çıkarıyorum. Evet, motifimi yaptım. Şimdi tığımın başına dolayıp burada yine aradan batıyorum arkadaşlar. İkili trabzanımı yapıyorum. Tekrar tığımın başına dolayıp yandaki trabzanın başına batıyorum. Tığımın başına dolayıp diğer araya batıyorum. Bu şekilde üçlü trabzan yapmış olduk. 3 tane. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. Tığımın başına dolayıp yine aradaki trabzana batıyorum. Bu şekilde. Böyle de arkadaşlar motiflerimiz arasına gelmiş oluyor. Bir sonraki de buradaki araya gelecek. Evet, yine devam ediyorum. Evet, yine tığımın başına dolayıp buradaki birinci kutudan batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Trabzana batıyorum. Yine trabzan yapıp diğer kutuya batıp trabzan yapıp üçlü trabzanı tamamlıyorum. Yine aynı şekilde burada ortadaki trabzana batıyorum. Evet, şöyle tekrar göstereyim. Evet, son motifi de yaptım arkadaşlar. Tığımın başına doluyorum. Şimdi yine buradaki aradaki kutudan batıyorum. Trabzanımı yapıyorum. Trabzana batıyorum ve son olarak yine sondaki kutuya batarak tamamlıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Modeli çeviriyorum. Ve aynı şekilde yine yandaki trabzana batarak burayı üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başına dolayıp yine buradaki kutuyu yapıyorum.
Evet arkadaşlar, bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. Şöyle göstereyim. Evet, sıra sonuna geldim. Şöyle tekrar göstereyim. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim. Tığımın başına dolayıp evet arkadaşlar, şöyle büyük parçayı da gösteriyorum. Bu şekilde. Büyük parçada duruşu da böyle. Gerçekten çok tatlı, çok güzel bir model oldu. Bu modelden yine çok güzel çantalar olur, aksesuarlar olur. Yine battaniyeler de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Birçok yerde, istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Evet, arka yüzü de şöyle bu şekilde. Evet, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın.